amacıma ulaşmak için çok büyük fedakarlıklar yaptım. Ve şimdi bunun meyvelerini toplamanın vakti geldi. Bu günleri görebilmek için hepimiz çok çalıştık. Sana güvenebilsin diye kendime bile zarar vermeyi göze aldım. Dikkatini çekmek hiç kolay olmadı. Ama başardım. Artık zorluklara katlanmak zorunda. Aynı şeyi istiyorduk. Neredeyse hedefimize ulaşmak üzereydik. Ama o yılan avcısı bizi ayırdı. Bir anda ortaya çıktı, planımızı mahvetti. Sakin ol. Unutma, öfke senin en büyük gücün ve silahın olacak. İyi kullan. Onu boşa harcama. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben artık oraya geri dönemem. Dönebilirsin. Oraya dönmek zorundasın. Annene bir söz verdin sen. O sözü hiçbir zaman aklından çıkarma. Sorularının cevabını orada bulacaksın. Gideceğim. Bak tatlım. Sen Tanrı'nın bize hediyesisin. Senelerce sabırla bekledikten sonra bir yılan şekil değiştirme yeteneğine kavuşur. Ama şekil değiştirenlerin yavruları doğuştan bu yeteneğe sahip olurlar kızım. Sakın unutma. Ailem o zamanlar bu büyük mabette yaşıyordu. Mabedin önünde büyük bir konak vardı. Ve bu konağın sahipleri bizim hayatımızı sonsuza dek değiştirdi. Hemen buradan gidin. Neler oluyor böyle? Mücevherler için geliyorlar. Onları bulduktan sonra sizi öldürecekler. Çabuk hadi, bizim durmayın. Bizim gözümüzde sadece bir tek Tanrı vardı. Ve biz sadece ona saygı duyuyorduk. İnsanların gözü bizim mabedimizdeydi. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Saçmalamayın, ikinizin de hayatı tehlikede. Şivanya, hadi gidiyoruz. Çabuk olun. Gel Şivanya. Dinle Şivanya. Burada saklan ve kulaklarını kapat. Sakın açma. Tanrı seni mutlaka koruyacaktır. Tanrım beni koru. Mücevherler nerede? Hadi söyle nerede? Yüce Tanrım. Ailem savaşmaktan vazgeçmedi. Herkese eziyet ettiler. Kutsal mücevherleri korumak uğruna ailem hayatını tehlikeye attı. Kurtulamazsın bizden. Mücevherler nerede? Öldürelim gitsin. Öyle. Konuş hadi. Öldürelim onu. Nerede? Bırak. O mücevherler bu mabede ait. Allah. Öldür onu. Tanrım ne olur yardım et. O beş kişi ailemin katili oldu. Ailem ne karşı koyabildi ne de kendini koruyabildi. Artık mücevherler bizim. Evet. Şivanya. Bir yılan katilinin gözlerini görmüştü. Anne ne oldu sana? O gece... Onların yüzlerini annemin gözlerinde gördüm. Yeri gelecek. Gözlerinde üç kişinin yüzünü gördüm. İntikamımızı ama al. Diğer ikisinin o beş yüzünü göremedim. İntikamımızı al. Evet, artık vakit geldi. Ailen katledildi ve sen şimdi onların intikamını alacaksın. Ruhları en kısa zamanda huzura kavuşacak. Ve bu sefer bütün yıldızlar bize yol gösterecek. Mücevherler geri dönecek ve onlardan intikamını alacaksın. O eve nasıl döneceksin? Bunun yolunu buldun mu? Ölmeden anneme bir söz verdim. Ben elbette bir yolunu bulacağım. Partiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzüğün harikaymış Tanbi. Gerçekten mi? Çekil, 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 çabuk ol. Hadi bagajları arabaya yükleyin. Herkese günaydın. Günaydın baba. Eşyalarını topladın mı? Evet. Hadi hemen kahvaltı yapalım, acelemiz var. Herkese günaydın. Günaydın. Merhaba Ramo amca. Meyvelerin hepsini aldın mı? Tam 168 kilo olması gerekiyor.
Çünkü bundan daha azı bizim büyük ailemize yetmez, tamam mı? Evet, ver. Ritik abi, ne arıyorsun? Özgürlüğünü mü arıyorsun yoksa? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Artık nişanlı bir adamsın. Artık özgür olamazsın sen. Öyle mi? Her şeyi biliyorsan söyle. Saatim nerede? Hadi bana yardım et. Tamam. Ritik, senin o saatin modası geçti. İyi ki kaybolmuş. Kendine yeni bir saat almalısın artık. Tanvi, hediyenin son kullanma tarihi olmuyor. O saat annemin bana mezuniyet günü hediyesiydi. Çok üzgünüm. Öyleyse saati bulmana yardım edeyim. Ritik, en son nereye koyduğunu hatırlamıyor musun? Hey, baksana. Adam saatini arıyor, bir kızı değil. O yüzden her şeyi hatırlamıyor. Hey Arjun, en son nişan sırasında. Hey Şayem amca. Ne oldu? Şayem amca. Şayem amca. Buyurun, ne istemiştiniz? Bana eski köşkün anahtarını getir. Galiba saatim orada kaldı. Hadi. Ne oldu? Hadi gitsene amca. Beyefendi bana şey demişti. Tamam, endişelenme. Bir mesele çıkarsa ben hallederim. Tamam. Beyefendi. Evet. Beyefendi. Oğlunuz eski evin anahtarını aldı. Ne? Kim bilir babam bu odayı niye mühürledi? Odada değerli bir şeydi. Ritik! Burada ne işin var oğlum? Kapıyı açıyorum baba. Ama içeri giremezsin. Neden? Geç kalıyoruz, hemen gitmeliyiz ve üstelik orada çöpten başka bir şey yok. Biliyorum baba, onları görmüştüm. Sen buraya mı geldin? Baba, burada olmama neden bu kadar şaşırdın? İçeride hiçbir şey bulamadım. Sadece duvarda büyük bir resmim vardı. Onu ben yaptırmadım. Kim yaptırdı peki? Ben oğlum. Ben. Biliyorsun sen bu ailenin tek varisi olacaksın. Bir resmin olmalı, öyle değil mi? Bu yüzden yaptırdım. Artık gidelim mi? Baba, içeriden saatimi alacağım. Oğlum saatin orada değil, yani orada olamaz. Yapma baba. Sadece içeriden bırak, şey efendi. Boşver, beyefendi. Boşver. Buyurun, saatinizi buldum. Hey. Gördün mü? Saatinin orada olmadığını sana söyledim, değil mi? Sen kapıyı kilitle. Gidelim mi? Gidelim. Tamam, bana. Hadi gidelim. Dur bakalım. Ritik'in yanında sadece ben oturabilirim. Git kendine başka yer bul. Hadi bakalım Ritik. Evlilik hayatında sana şimdiden başarılar diliyorum. Seni özleyeceğim. Tanvi, aslında yol boyunca işle ilgili konuşacaktık. Sorun değil. Zaten evlendikten sonra nasılsa birlikte olacağız. O zaman ne Arjun ne de bir başkası aramıza girebilecek. Öyle değil mi canım? Tamam, yeter. Gidelim mi? Git. Şu andan itibaren kaderin seni çağırıyor. Evet Arjun. New York anlaşması ile ilgili ne düşünüyorsun? Siparişler tamam mı? Bay Arjun, havaya konuşmuyorum. Seninle konuşuyorum. Dur. Evet, seni duydum. Ben de Lavanya ile bunu konuşuyordum. Ve raporlar 10 dakika içinde benim elimde olacak. 10 dakika mı dedin sen? İyi de nasıl? Dış ticaret bölümümüzün başkanı gerçekten harika. Tam 10 dakika sonra buraya gelmiş olur. Sen ciddi misin? Onca yolu bunun için mi geldik Arjun? Bizimkiler çoktan Mumbai'ye varmıştı. Ama biz hala... Yapma ama, hadi bana şans dile. Ne var? Çekil önümden.
Aramızdan çekil ve çek git buradan. Eğer ona dokunacak olursan senin kaslı bedenini toprağın altına gömer. Demek toprağa gömersin. Sen kimsin ki bizim aramıza giriyorsun? Bu karı koca arasındaki bir mesele. O benim nişanlım. Çok yakında evleneceğiz biz. Hadi git buradan. Anladın mı? Yürü. Sana ona elini sürme demiştim. Anladın mı? Hey! Senin derdin ne? Başına neler geleceğini farkında değilsin. He? İyi kızlar gündüzleri dışarı çıkarlar ama o geceleri çıkıyor. Bugünlerde bana para bile vermiyor. Şimdi git onunla. Senin gibi biriyle kalıp ne yapacak? Bin arabaya. Hadi yeni erkek arkadaşınla git. Ama sonunda bana geri döneceksin. Benimle evleneceksin. O zaman ne yapacaksın göreceğiz. Hadi git. Şivanya kesinlikle haklıydı. O eve girmenin bir yolunu buldu. İntikam yolunda ilk adımını attı. Konaktan döner dönmez sizinle görüşmek istedim. Kısa sürede geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Atalarınla ilgili anlattığın bu hikaye gerçekten korkunç. Bu engellenemez bir şey. Çünkü kader değiştirilemez. Evet biliyorum, oğlun için gerçekten endişeleniyorsun. Oğlunu kurtarmanın tek bir yolu var. 25 yaşından önce onu evlendirmelisin. Ve bu son derece önemli. Ondan sonra da onu yurt dışına göndermelisin. Değişiklik ona da iyi gelecektir. Ve bu onu mutlu edecektir. Her şey yolunda Peder Bey. Oğlum zaten yakında evleniyor. Ama Peder Bey, ben hala çok korkuyorum. Umarım yılan onu bulamaz. Galiba bunun için bir çözüm buldum. Ve böylece korkuların bitecek. Ayrıca yılanın her planı için bir engel. Her şeyi bu yapraklar yapacak. Bu evi koruyacaklar. Kalkarsa bu yapraklar onu kül edecek. Kızmıştım ama Arzu'nun yolu uzatması çok iyi olmuş. Buz torbası olmasına da sevindim. Oo, kötü mü hissettin? Şimdi ne yapacaksın? Güreşçi nişanlının gelip seni almasını istemezsin, öyle değil mi? Ne olacağını bir düşün. Eminim yine aynı şeyi yapar. Kim gelirse gelsin ona haddini bildirir, değil mi? Bana neden evli olduğunu söyledin. Bu arada umarım peşinden gelenlerden kurtulmak için yanımda değilsindir. Söylesene. Ne oldu? Acıdı mı? Sana iyi oldu. Burada acı içindeyim. İyi oldu. Bunu hak ettin. Anlaman için acı çekmelisin. Yanlış yaptın. Karşılığını da gördün. Başkalarının acısını görmekten hoşlanıyorsan sen de aynı acıyı çekmek zorunda kalırsın. İşte böyle buz torbası da işe yaramaz. Yaralanmak cesaret değildir. Savaşabilmek cesarettir. Kendine neden böyle birini seçtin ki? Kendine acı çektiriyorsun. Neden böyle şeyler yapıyorsun?
Aman tanrım. Hadi al, kendin yap. Görmek istemiyorum. Bir işe ihtiyacım var. Ben parasız olduğum için nişanımı bozamam. Babam o adamdan para almıştı. Hem de çok para, inan bana. Ve o bu yüzden evlenmemiz konusunda son günlerde çok baskı yapmaya başladı. Beni görmeye geldiğin küçük ev o adamın eviydi. Demek bir işe ihtiyacım var. Sana bir iş vereceğim. Yani artık endişelenmene gerek kalmadı. İyi ama sen neden? Çünkü sen benim hayatımı kurtardın. Bunun anlamını biliyor musun? Şimdi ben de senin hayatını kurtaracağım. Burası geleneklere uygun şekilde düzenlenecek. Mabedin tavanı üzerinde aydınlatma düzenekleri olacak. Işıklar yıldız gibi parlayacak. Burada bütün dünya seni kutluyor gibi kendini önemli hissedeceksin. Bu harika. Tanvi, Simi'yi davet etmemiz gerekmiyor mu? Onu mutlaka davet etmeliyiz. Çünkü düğünümü kıskanan biri olsun istiyorum. Düşünsenize, Hindistan'ın en ünlü bekarı... Ve üstelik en zengini. Vay canına. Tabii ki. Ve onu şimdiye kadar ikna eden tek kız ben oldum. Muhteşem bir gelinlik giyeceğim. Çok güzel olacağım. Ama bu profilden fotoğraflarım çekilmeli. Sol profilim daha iyi. Dinle. Bu çiçekleri hemen oraya koy. Tanvi? Tanvi? Burada ne arıyorsun? Süslemeler ne durumda bakmaya gelmiştim. Şimdi organizatörle konuştum. Fikirlerimi onunla paylaştım. Hayır, benim demek istediğim tören alanında ne işin vardı? Bak kızım, düğünden önce nikah mekanında dolaşmak gelin için uğursuzluktur. Buna dikkat et. Boş versene anne. O konaktan canlı çıkmayı başardık. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Güven bana. Her şey yolunda gidecek. Daha fazla sorun çıkmayacak. İşte sonunda geldik. Burası bizim küçük evimiz. Demek küçük bir ev, öyle mi? İçine 50'den fazla ev sığdırılır. Demek çok yaşayacaksın. Evi görünce ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Şaka yapıyordum. Bunu ciddiye alma. Aslında hava güzeldi ama birdenbire fırtına çıktı. Fırtına zaten aniden çıkar. Hadi gel. Kapıda betel yaprakları var. Şimdi içeri nasıl gireceğim? Yapraklar burada olduğu sürece hiçbir şeytan veya şeytani ruh eve giremez. Ne duruyorsun? Girsene. Şivanya, hadi gel. Nedir bu? Bu kurumuş yaprakları kapıya kim koymuş böyle? Onları kimin koyduğunu ben de çok merak ediyorum.
sonunda buradayım. Bu lüks konak annem ve babamın kanıyla inşa edildi. Bütün mutluluğumu elimden aldılar. Bana yaşattığınız her şeyin intikamını alma vakti geldi. Biliyorum, işim çok zor. Ama hepsi ölene kadar asla durmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.